Onur Balık'ta kanalından herkese selamlar. Bugün turnavında kullandığımız sahteleri inceleyeceğiz. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Malum turnavda sezonun açılmasına bir hafta kadar bir süre kaldı. Bir hafta bile yok hatta. Bakalım elimizden geldiğince sahteleri inceleyelim. Yardımcı olmaya çalışalım diye böyle bir video çekmeye karar verdim. İnşallah herkesin sezonu güzel geçer arkadaşlar. Elimizdeki sahtemiz arkadaşlar Usami Combo Pop 120F 100F boyları. Ben ava genelde sabahleyin gidiyorum arkadaşlar. Sabah suyu her zaman turnuvamda akşam suyundan daha iyi olur. İlk kullandığım sahtem Usami Combo Pop olur benim. Gittiğim avlak sığ bir avlak. Sığ avlakların vazgeçilmezi de Usami Combo Pop bence. Dediğim gibi ilk olarak Usami Combo Pop'un bu glow rengi 340 glow rengiyle başlarım arkadaşlar. Ama her zaman da bana yani balık aldırmıştır. Kesinlikle sığ suda avlanıyorsanız ilk olarak kullanmanız gereken sahtelerden biri bu arkadaşlar. Usami Small Talk yok. Usami Combo Pop kafam karıştı. 340 glow rengi. Bu 120F boyu, bu 100F boyu arkadaşlar. Zaman geçtikten sonra biraz güneş çıkmaya başlamaya yakın bununla avlanırım. Zaten bakın etrafındaki diş izlerini görürsünüz. İnşallah görünüyordur. Şöyle yeşil rengi aynı Usami Combo Pop'un kırmızı kafası. Başka elimizde. Şu gökkuşağı rengi arkadaşlar. Bu da çok güzel avcıdır. Yani Usami Combo Pop'un hepsi avcıdır arkadaşlar. Genelde yani şunu 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 alın demem. Ama elinizde bulunması gereken bu da sardine rengi. Elinizde bulunması gereken renklerden. Yani bende bütün renkleri var arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şu an hepsini açıp göstermeyeyim. Ama kesinlikle elinizde bulunsun. Turnuvaya gidiyorsanız Usami Combo Pop alın. Bu da çok avcıdır arkadaşlar. Hangi boyuyla başlayayım ava derseniz. Yani meranızda büyük balık varsa arkadaşlar. Büyük sahtelerle başlamak her zaman avantajdır yani. Büyük sahte büyük balık demek. Benim yani şimdiye kadar öyle oldu. Benim kendi avlandığım meralarda her zaman büyükle avlanıyorsam büyük balık gelmiştir. İlk başta dediğim gibi 340 glow rengiyle kesinlikle çantanızda şöyle şu renkler olsun arkadaşlar. Kesinlikle boş dönmezsiniz. Nerede koyalım şöyle kutusuna gibi. Daha sonra arkadaşlar Strike Pro'nun şöyle modeli var arkadaşlar. Aquamino Alpha Mino 115 diyor. Biraz dalarlı bir sahte. Kesinlikle bunu da çantanızda bulundurun. Zaten bir balık böyle gümüş balığı renginde yapılmış bir sahte. Kullandığımda burada bu sıfırı. Her zaman yedeğinizi de taşıyın yanınızda. Ben sahtelerimi her zaman yedek alırım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Strike Pro'nun Big Strike modeli 0.90 0.10 evet 0.10 modeli. Bu da arkadaşlar yani gerçek balık gibi olduğundan güneşin altında parıl parıl parlıyor. Derin dalarlı bir sahte bu da. Bu da elinizde olsun. Kesinlikle yani vazgeçilmez sahtelerimden biri. Bu da böyle kırıklı bir sahte arkadaşlar. Seviciyorum. Turnada kullanabilirsiniz. Denizde de iş yapıyor diyenler var ama ben denizde hiç kullanmadım bunu. Ama turnada kesinlikle kullanabileceğiniz bir sahtedir. Imasasuke'yi zaten biliyorsunuzdur. Yani suya girmesi yeterli bir av için. Hedef balığınız büyük bir balıksa denizde olsun, tatlı suda olsun kesinlikle çantanızda olması gereken sahtelerden biridir.
Şöyle bir sahtemiz var. Bu Kendo'nun muydu? Fuji'nin miydi? Vallahi bilemedim. Ama bu da avcı bir sahtedir. Geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar yine şöyle göstereyim. Bunlar da Fuji'nin sahteleri arkadaşlar. Elinizde 3 rengi bulunsa kafi. Şu hakikaten çok avcı bir renk. Turnavında üzerindeki diş izlerini umarım görüyorsunuzdur. Ben çok severek kullanıyorum bunu. Bu da Super Minnow diye mi geçiyordu Fuji'nin? Kesinlikle bunu da tavsiye ederim arkadaşlar. Renk olarak da yani suyun rengine göre şeylerinizi seçiminizi yapmanız lazım. Ben kesinlikle bunlarla av yapıyorum. Kaşıkları da göstereceğim ama kaşıkların dezavantajını anlatacağım. Yine Usami'nin dalarlı bir sahtesi arkadaşlar. Şöyle. Elinizde bu Free Tiger diye geçiyor galiba bu model. Yeşil renk. Turnavının vazgeçilmez rengidir arkadaşlar. Bu kırmızı kafa. Yani turnavına gidecekseniz marka belirtmiyorum. Şu iki renk elinizde kesinlikle olsun. Kesinlikle deneyin. Yine Discovery'nin bir rengi. Aynı şekilde. Böyle Spro'ydu galiba bu da. Ya çok sahte var ama ben elimden geldiğince iş yapanları göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir sahtemiz var. Şöyle River'ın Ima Sasuke'ye benzer sahteleri var arkadaşlar. Bununla da balık aldım ben. Sarı rengi. Umarım güzel çıkıyordur. Şöyle. Bunlarla daha önce avlanmadım. Bunları aldım ama bu iş yaptığı için bunları kullanamadım. Ama kesinlikle renkten dolayı iş yapacağını umuyorum. Bu sahteyle iş yapar ama kesinlikle tavsiye ederim. Denizde av yapabileceğimiz sahteler. Şöyle kaşıklara gelelim arkadaşlar. Ben kaşıkla avlanmayı sevmiyorum arkadaşlar. Kıyıdan veya tekneyle, botla neyle avlanıyorsak kaşığa sürekli küçük balık geliyor. Çiviler daha önce atlıyor. O yüzden kaşık sevmiyorum. Elinizden geldiğince bence yani kendi avlarıma örnek vererek sahteyle avlanmanızı tavsiye ederim. Şöyle Albastar'ın 4 numara. Yani yine de elinizde bulunsun. Bir gün hayat kurtarır belki. 4-5 numara elinizde sahteler bulunsun. Sahteler diyorum. Kaşıklar bulunsun arkadaşlar. Farklı renklerde. Bir gün işe yarar diye biriktiriyoruz. Bakalım. Şöyle Albastar'ım bu. Şöyle kaşıklar var yine. Şu
Şöyle 3 rengi de iş yapıyor arkadaşlar bunun. Yani ben kaşıkla avlanırım diyen arkadaşlar için bu renkleri tavsiye edebilirim. Şunun hepsi mürasi 4 numara. Bu da olur. Elimizde silikonlara gelelim arkadaşlar. Benim avlandığım meralarda derin sularda elimi boş döndürmeyen bu modeldir arkadaşlar. Bu orak kuyruk. Şöyle renkleri. Zaten yeni bir çekiliş yapıyorum. Orada da bunları hediye ediyorum bu modelden. Bunlar yani derin meralarda hayat kurtarır arkadaşlar. 10 santime 9 gram sahtenin kendi ağırlığı var. Ben üzerine bunun 9 gramlık mı 8 gramlık mı jig taktım. Hakikaten çok iyi kombinledim. Derin sularda kesinlikle tavsiye ediyorum. Savager marka. Yani elinizde olsun arkadaşlar. Ben çok kaybettim orada. Isırdı gitti, koptu gitti. Ama yakaladığım balıklarda Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Derin suların vazgeçilmezi bir saat. Arkadaşlar videomun sonuna geliyorum. Umarım yarayışlı bir video çekmişimdir. Herkese rast gelsin diyorum.